işmeler oldu. Mesela bunlardan biri Muharrem İnce'nin basın toplantısıydı sabah yapılan. Normal koşullarda Özgür Özel'le yaptığı görüşmeden çok olumlu bir fotoğraf vererek çıktığını düşünmüştük biz e, süreci izleyen gazeteciler. Bir basın açıklaması yaptılar yan yana gayet yüzler gülüyordu. E, Özgür Özel arkasından gayet güzel konuştu zaten öz evladıdır falan. Hatta o kadar ki o da TV'ye falan çeşitli kulisler yansıdı işte belediye meclis üyelikleri bir iki ilçeden adaylık ihtimali olabilir. Çok olumlu geçti. Rüzgar çok iyi falan diye. Ee, ve işte İmamoğlu'yla Muharrem e, İnce'nin yaptığı ikili görüşmenin de çok iyi geçtiği söyleniyordu. Ve bugün biz sabah Muharrem İnce'nin birçok il ve ilçede kendi adaylarını açıkladığı İstanbul içinde e, çeşitli isimlerin havada uçtuğu ve Muharrem Bey'in kesinlikle aday açıklayacağını ifade ettiği bir basın toplantısına uyandık. Arkasından da Deniz Yücel, CHP Parti sözcüsü. Doğru. E, bir tweet yazdı. E, ve bayağı ağır bir tweet yazdı. Çünkü e, Muharrem İnce çok ağır konuştu. Yani siz oralarda buralarda demlenirken biz sizinle nasıl ittifak yapalım dedi. Bu bayağı ağır bir e, cümle. Partimizle memleket partisi arasında e, birçok müzakere yürütülmüş. İlkesel duruş konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Sen ne anladın Doğru. bu işten? Şöyle bir şey anladım, şöyle bir şey anladım. Ee, Muharrem beni şaşırtmadı Muharrem ince. Muharrem ince diyor ki ben koşulsuz şartsız bir şey almadan destek vermem. Ne istiyordu? Zaten bu kulisleri de yansımıştı, biz de yazmıştık. Karşıyaka ya da olmadı İzmir'de konak belediyesinin başkanlığını bana verin, belediye meclis üyeliklerini verin, hani ne kadar verebiliyorsanız verin. Bunun karşılığında ben de İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeyim diyordu. İşte şu anki CHP yönetimi de değişime, yenilenmeye odaklandığı için daha böyle planlı, daha disiplinli gitmek istiyor diyeyim. Yani Muharrem İnce'nin partiyi karıştıracağına dair endişeler vardı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Çünkü Muharrem İnce'nin bir dediği bir dediğini tutmuyor hakikaten. Bugünkü açıklamalar da aslında Muharrem İnce'yi tanıyanlar için çok da şaşırtıcı olmadı. Ne kadar destek gelir, ne kadar destek gelmez noktasında... CHP'nin beklentilerini karşılayacak bir isim olmadığı kanaatine varıldı. Ve hani bugün de işte sabah akşam demleniyorlar demesi, işte e, Türkiye'nin Dersim gibi bir Dersim adında bir ili yoktur diyor. Yani e, yıllardır Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'yi bilenler e, bilirler ki Tunceli'den hani daha çok Dersim diye söz edilir, Dersim bilinir tamam Tunceli de bilinir ama Dersim diye bir ili yoktur. Sabah akşam demleniyorlar tamamen bahçeli jargonu e, kullandığını da gördük. Ve CHP'yi hani bir terör örgütüyle yan yana e, tutuyormuş havası da vardı Muharrem İnce'nin. Bu yüzden e, o CHP yönetimi de hızlı aksiyon alma e, kararı aldı ve Muharrem İnce'nin ve yaptıkları müzakereleri aslında e, deşifre ettiler, kamuoyuyla paylaştılar. Bizden ilçe istedi, ilçe başkanlıkları lıkları e, istedi, belediye meclis üyelikleri istedi ve bir ilkeli duruş sergilemedi açıklamasını yaptı Deniz Yücel. O yüzden Peki, e, Muharrem şey aday çıkarmasını bekliyoruz önümüzdeki gündemlerde. Hı -hı. Evet hatta bazı isimler de yansımış Mehmet Sevigen var. falan gibi bir, değil, Doğru, bir aday var. Doğru Mehmet Sevigen olacağı söyleniyor yüksek oranda. Peki İstanbul'da birçok aday şu anda e, ortalığa çıkmış durumda. Burak Kavuncu İyi Parti'nin adayı olarak kampanyasını başlattı. Doğru. Eski İyi Partili Tayran Yıldız bağımsız e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını duyurdu. Özellikle gençler arasında sevilen bir isim olduğunu biliyoruz. Bağımsız çıkması da enteresan. Şimdi bir anda İstanbul'da bir sürü e, büyükşehir belediye adayı oldu. E, Azmi Karamağmur